Herkese iyi akşamlar. Çizgi Üstü'ne hoş geldiniz. Çizgi Üstü programında bu akşam Karadeniz Ereğli'nin sevilen isimlerinden birisi, serbest muhasebeci ama aynı zamanda da gerek yerel siyasette gerekse sivil toplum yaşamında her zaman ismini duyduğumuz, işittiğimiz çok kıymetli bir büyüğümüz Emin Semih Özkök'le beraber olacağız. Ve program boyunca Karadeniz Ereğli'de ve Türkiye'de vergi mükellefleriyle ilgili pandemi döneminde yaşanan gelişmeleri, yapılan uygulamaları, değişiklik olarak karşımıza gelen her konuyu kendisiyle görüşme şansına sahip olacağız. Başkanım, öncelikle teşekkür ederim. Ayırdığınız vakit için. Ben teşekkür ederim. Şimdi 16 Mart tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan ilk yasaklardan itibaren ki Haziran'ın 5'indeyiz ve hemen her hafta yeni uygulamalar hep karşımıza geliyor. Buna artık alıştık. Ama özellikle de vergi mükelleflerini ilgilendiren birçok değişiklik bu konuda gündeme geldi. Şimdi tek tek parantezleri açmaya gayret edeceğim. Her bir parantezin altına ayrı paragraflar oluşturmaya gayret edeceğim. Ama öncelikle yolun başına sizden bir istirhamda bulunacağım. Bu pandemi sürecinde biz vergi mükellefleri olarak süreci nasıl değerlendirdik, neler yaşadık? Yani özetle söylemek gerekirse sıkıntılı bir dönem mi geçirdik yoksa gerçek anlamda bildikleri gibi çok kolay bir süreç veya kolaylıkların sağlandığı bir süreç mi yaşadık? Neler dersiniz? Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten hani o kanayan bir yaraya parmak basmak dediğimiz şey bu. Hı. Tampon koyuyoruz şu anda sadece parmak basmak. Ben sözlerime başlamadan önce bugün ilçemizin çok değer verdiğimiz bir kaybını da rahmetle anarak Allah rahmet eylesin. Benim aynı zamanda çocukluk arkadaşım da sevgili Hikmet Teze. Bugün onu sonsuzların arasına uğurladık. Diliyorum ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Hı hı. Öte yandan bugün Dünya Çevre Günü. Bizim de mesleğimiz icabı kullandığımız kağıttan tutun da bütün materyallere karşılık çevreyle ilgili durumu söz konusu da önde duruyor. Öte yandan gerek Batı Karadeniz bölgemizde olsun gerek Türkiye çapında olsun yeşilliklerimiz, derelerimiz ranta peşkeş çekiliyor, feda ediliyor, vazgeçiliyor. Önlenmesi dileklerimizi bugün için tekrarlayarak söze girelim. Evet, şimdi Türkiye salgın süreci ya da pandemi sürecinin içine girdiğinden itibaren öncelikle hani bir derler ya yiğidi hakkını ver. Sağlık Bakanımızın maalesef bireysel çabalarıyla, sağlık kurumunun bilimsel yaklaşımlarıyla doğru noktalara doğru gidilirken küçük küçük atlamak zorunda kaldılar. İşte o engelleri atlarken sağları solları işte dikenli tellere takıldı, gömlekleri yırtıldı, bir şeyler oldu. Bunu niye böyle egzajere ederek anlatıyorum? Olması gereken şuydu. Birçok bizim halk sağlığı uzmanı, diğer hekim arkadaşlar var. Bunların bilimsel altyapısı var, tıp biliminin altyapısı var ki bizim bu konuda ahkam kesme hakkımız asla yok, haddimiz değil. Bu arkadaşlar ne söylerlerse biz onu uygulamayız. İşte maske takın diyorlar, maske takıyoruz. Siperlik kullanın, siperlik kullanıyoruz. Dezenfektan, evet. Kapıdan girişte de belki fark etmişsinizdir. Biz misafir ve müşteri almıyoruz içeriye. Hı hı. Gelen evraklarımızı da bir en iyimser 2 saat dışarıdaki kutularda bekletip, aklımızca tabii ne kadar olduğunu bilmiyoruz, ne kadar başarılı olduğumuzu da bilmiyoruz. Hı hı. Çünkü görünmeyen küçüklükte bir düşmanla savaşıyoruz hepimiz. Türkiye olarak, dünya. Buradan yola çıkarak gelirsek, bir iki tane de o bilimsel noktadan aldığımız bilgi var. Deniliyor ki bu virüs bulaştıkça yaşıyor. Hı hı. Yani bulaş sabit kalırsa bende, ben altan akça keseyle kucaklaşıp da ona geçirmezsem bende belirli bir süre sonra benim bağışıklık sistemimde kuvvetliyse ölüyor. Benim anladığım bu, ben iktisatçıyım, hekim değilim, doktor değilim. Kusura bakmasınlar, onlara girerek söylemiyorum bunu. Hı hı. Onlardan duyduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyordu? Yine hekimlerin söylediği gibi 14 günlük kuluçka süresini biraz daha tölere ederek, hı hı, işte biraz daha uzatarak, yani bu 14'ü 21 yapar, 25 yaparsınız. Yattığınız zaman o 21 gün tip diyeceksin tamamını. Yani taksit karantina olmaz diye bir hekimin biri söyledi. Hı hı. İsmi hatırımda değil, kulakları çınlasın. Bir seferde bu işi bitirecektik. Gelelim bizim meslek tarafına. Tabii en sonunda bir bağlayacağım konuyu da. Bizim mesleğimizde de şöyle söyleyeyim ben, bir onda çalışan elemanlara şöyle bir baktığınızda tamamı
sadece benim büromdaki değil, Türkiye çapındaki 70 bin muhasebe meslek mensubuyla yanlarında çalışan 200 bin çalışanının tamamı korkunç büyük bir stres. Korkunç büyük bir stres altında. Şöyle de benzetebiliriz. Mazur görün lütfen. İtalya'da doktorların hangi hasta ölsün, hangisine müdahale edelim noktasına varana kadar gelmiş bir durumdayız. Niye bu noktaya geldik? Açıklayayım. Dediler ki, efendim ilk ertelenen poşet beyannamesi. Biliyor musunuz? Poşet beyannamesi. 0.25 kuruşluk satın aldığımız şeyde beyannameler. Bunu 6 aylık yapacağız dediler. Güzel. Eyvallah. Biz dedik ki ama doğru bir yerden tuttular. Yani düğmeyi baştan doğru iliklediler dedik. Sonuna kadar böyle gidecek böyle dediniz. Böyle gidecek dedik. Umut ettik. Aman dedik ya. Dedik ki bunun peşinden geçici vergi ertelenecek. Kurumlar vergisi ertelenecek. Efendim katma değerler ertelenecek. Hemen ikinci adımda dediler ki Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait sigortalarını öteledik. Ne zamana? Mart primi Nisan'ın sonunda yatacaktı. Gitti şeye, Ekim'e. Nisan'ınki gitti Kasım'a. Mayıs'ınki gitti Aralık'a. Güzel. İkinci düğmede iliklendi. Sorun yok. Arkadaş ondan sonra bir yanlış ilikleme başladılar. Neler oldu mesela? Neler süreç? Oldu? Neler olmadı ki? Bakın basit bir örnek vereyim. Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi Nisan sonudur. Daha önce 25 Nisan'a çekilmiş. Şimdi 30 Nisan kabul edildi. 30 Nisan'daki kurumlar vergisi beyannamesini uzattılar. 31 Mayıs'a. 31 Mayıs'ta pazar gününe denk geldiği için bir haram oldu. Yine sorun yok. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Sen geçici vergi beyannamesini uzatmadın ya. Onu 28'inde sona erdirdin. O da ayrı bir şey. Pandomim şimdi. Onu da göstereceğim. Geçici vergi beyannamesi ilk 3 aylık hareketleri belirleyen beyannamesi. Yani Ocak, Şubat, Mart dönemi. Bizde her şey birbirine eklemlidir. Yani bizde yanlış düğme ilikleme şansın yok. Öyle. Evet, tutmaz yani. Tutmaz. Şuna benzer bu. Arabayı birinci vitesten beşinci vitese ya da beşten ikiye indirmek gibi sistemi öldürür, görür, perişan eder. Ve bir daha altından kalkamaz. Biz kurumlar beyannamesini 31 Aralık itibariyle Nisan'da vereceğiz ki Mayıs'ın 17'sine kadar önceden pandemi yokken geçici vergi beyannamesi ilk hareket kolunu oluşturmuş olacak. Yani başlangıç noktası 1 Ocak, 31 Mart'a kadar olan 3 aylık dönemi Mayıs'ta vereceğiz. Zaten baştan bu günler hazırlanırken buna uygun olarak hazırlanmış. Hiç sorun yok ortada. Tıkır tıkır sistem işliyor. Yani düğmeler doğru iliklerine iliklerine gidiyor. Güzel. Buraya kadar sorun yok değil mi? Şimdi 1 Haziran'a öteledin mi sen şeyi? O zaman sen bir geçici vergiyi de ötelemen lazım. Kurumlar vergisi beyannamesini vermeden, kurumların bilançolarını hazırlamadan geçici vergi beyannamesinin altyapısını oluşturabilemem. Mümkün yok bunun. Stres nereden geliyor anlaştık. Evet. Şimdi devam edelim. Dediler ki 65 yaşın üzerinde olan yurttaşlarımız vergisel ödevlerini 65 yaşın sokağa çıkma yasağı bittikten sonraki 15 gün içinde yapacaklar dediler. Bir. Bunu da koyalım cebe. Bir ekleme daha yaptılar. 65 yaşın üstünde muhasebe mesleğini icra eden büro sahipleri de bundan yararlanarak ne zaman 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılırsa bütün bu işlemlerini, birikmiş bu işlemlerinin tamamını 15 gün içinde bitirecek dediler. Bu iki ayın bir pabuca girmesi demek değil mi başım? İki ayak, iki el, kafa, göz hepsi bir pabuçta. Devam edelim. Bir kere hadi Mart, Şubat beyannamesini verdik pandemi sürecinde bitirdik. Mart, Nisan daha henüz kalkmadı. 65 yaşa sokağa çıkma yasağı izinle çıkılıyor. Haziran 4 aylık katma değer beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, poşet beyannamesi, BABS formu. Daha sayayım mı? Sigorta prim bildirgeleri. Ha, çok güzel bir yere geldik.
Diyor ki sigorta primlerinin ödemesini erteledim diyor. Ey yurttaşım diyor. Sağ olsun. Para yok. Adam nasıl sigorta primi? Ama diyor ki muhasebe, sen ölsen de umurum değil diyor. Sen çalışmaya devam edeceksin. Beyannameyi ver, bildirgeyi vereceksin ha diyor. Üçüncü ayak. Bizim gibi Karadenizleri de demir çelik fabrikaları gibi kamu kurumlarıyla iş yapan, işlerini yapan firmaların, mükelleflerin ya da oradan ihale almış da gömlek ihalesi almış, teslim ediyor. Bunların şeyini istiyor Erdemir, hak edişlerini ödemek için. Borçsuzluk belgelerini istiyor, bunu yetinmiyor, ödeme makbuzlarını istiyor. Ve kardeşim sen benim sigorta primi ödememi, Mart primi ödememi Ekim'e göndermiş misin? Ben makbuzu nereden öğreteceğim sana? Öde diyor bana. Karma karışık mı bu? Karma karışık lafı tanımlamıyor zaten olan bir. Ya şu kafamda siz konuşurken böyle çözmeye çalışıyorum, çeviriyorum, çeviriyorum, çözülmüyor. Çözemezsin, biz çözemedik. Vallahi çözemedik. Biz çözemedik. Emin olun böyle beynimiz sancıyor yani. Evet. Beynimde bakın, size nasıl görebilirsiniz? Şöyle kameradan gösterebiliriz. Evet. Şimdi arkadaş şurada, bu benim kendi beyanname tahakkufu. Şurada bir düzenleme tarihi var. Görebiliyorsunuz herhalde. Değil mi? Orada düzenleme tarihi olarak 21 Mayıs 2020 tarihi var. 2020 tarihinde ben kendi geçici beyannamemi vermişim. Ben 65 yaşın üstündeyim. Ben bu beyannameyi vermek zorunda değilim. Ne zaman vermek zorundayım? Ne zamanki 60 yaş üstüne serbestçe dolaşma hakkı verilirse, sokağa çıkma yasağı kaldırılırsa, ondan sonraki 15 gün içinde verebilir. Ama dedik ki yani efendilik bizde kalsın. Biz gene verelim. Verdik. Peki ne demiş? Şimdi bu beyanname bugün verilir. En iyimser ödeme vadesi de bugün olması lazım. Doğru. En iyimser. Halbuki bunu 28'ine uzattılar. Bu da 28 oldu. Burada ne yazıyor sevgili kardeşim? Bu sistemin yazdığı bir şey. Ödeme vadesi. 17 Mayıs yazıyor. Düzenleme tarihinden 4. Yani normal şartlarda bu cezaya girmiş. Gecikme zammına vesaireye girmiş. Bir tarih daha var şurada. Kalemle yazılan mı? Kalemle yazılan. O da 15 Haziran. 15 Haziran'da benim 65 yaş üstü olmamdan dolayı uzatılan tarih. Şimdi ben bunu bir mükellefime uzaktan göndersem, yakından yüz yüze veremem, utanırım çünkü ben. Doğru. Adam iyi şeyler söylemez benim hakkımda. Ben bunu ne geç düzenledin de ilk sorusu olur galiba. Evet. Şimdi şöyle bir takvim gösterelim. Bu ilk başta bu pandemi bilmem iyi alıyor mu şu anda ekran? Alır başkanım. 2020 Nisan ayı ödemeleri diyor. Onunla başlamış. Mücbir sebep haline. 2020 Mart dönemi. Evet. Her ayın ayrı galiba. Ayrı ayrı. Her ayrı. Biri ayrı ayrı. Güzel düzenlenmiş. Beyanname turları. Evet evet. Türler vesaire. Türleri. Bunları da arkada vatandaşlarımız bir görsün ama muhacirlerin iyi davransınlar bu arada. Yalnızca ödeme süreleri ertelenmiştir. Beyanname bildirimleri her zamanki gibi zamanında yapılacaktır. Evet. Şimdi ben ne anladım? Muhasebe büroları çalışmasın diye. Bakınız. Daha önceki sizle bir canlı yayında yine karşılaştık. Hatırlarsanız. Bu kadar meslek mensubumuz 50'ye aşkında çalışanımız vefat etti. Çünkü bizim İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antep gibi büyük şehirlerde çalışanlarımız toplu taşıma kullandıkları için Covid'den etkilendiler. Covid dolayısıyla vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum. Problemimiz şurada. Düğmelerin yanlış iliklenmesi bir, civata ve somunun birbirinden uyuşmaması iki. Yapılması gereken şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tepeden tırnağa bir aylık, bir buçuk aylık kendini koruma refleksine sahip bir devlet. Çünkü temelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış. Bir hassasiyeti var. Topraklarına bağlılığı, bayrağına, ezanına bağlılığı var bu ülkenin. İnsanların hepsinin. İstisnasız. Bakın tek bir istisna koymuyorum. Hangi siyasi partiden, hangi görüşten olursa olsun. AKP'si, MHP'si, DEVA'sı, CHP'si ayırmıyorum. Tüm Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan vatandaşların tamamı bunu göğüsleme kudretine sahipti. 21 gün bizi içeri kapattığında bunun içinden alnımızın akıyla ne Amerika'sı, ne Hong Kong'u, ne bir şeysinden önce çıkarız. Ne yaparız biliyor musun? Dünyanın hiçbir yerinde olmayan şeyler yapardık biz. Komşusu açken top gezen biz zaten. Biz ekmeğimizi bölüşür. Çamaşır deterjanımızı bölüşür. Efendim Arap sabunumuzu bölüşür. Kağıdımızı bölüşür, kıyafetimizi bölüşür.
komşuluk ilişkileri içerisinde o 21 günlük sokağa çıkma yasağını kompanse ederdi. Devlet de eli armut toplamıyor. Ekmeğimizi kapımıza getirirdi. Bir şeyleri verirdi işte. Bir şeyleri tabii. Yani, görevli işte vefa grubu var şimdi çalışan. Derdik işte bize fasulye alıver, şunu alıver, bunu alıver derdik. Bunlar da yapılırdı. Bunları yapamadık. Geçmişe bakıp ağlamanın hiçbir esprisi yok. Bizim şimdi bundan sonra yapmamız gereken başka salgın ve felaketlerde daha bilimsel, bilgili ve disiplinli olarak deneyimlerimizden doğru biçimde yararlanmamız gerekiyor. Bu konuda bizim mesleki taraftan baktığımızda TÜRMOP bizim genel merkezimizin de bir B planı hazırlaması anladığımız kadarıyla. Ancak orada bir eksiklik yaşandı mı peki? Şu eksiklik yaşanmadı. Talepler zamanında aktarılamadığı için B planımız olmadığında zamanında aktarılamadığı için karşı taraftan yani Maliye Bakanlığı'ndan desteği görmedik. Maliye Bakanlığı'ndan desteği de şöyle görmemiz lazım. Her birim kendi alt birimlerine güvenecek. Örnek verelim. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına, hemşirelerine, doktorlar odasına, eczacılar odasına, onların görüşlerine kıymet verecek. Şu kolaylığı da var bakın işin. Diyelim ki siz Sağlık Bakanlığı olarak bir şey yaptınız. Şimdiki Sağlık Bakanımız hekim olduğu için onu itiyorum. Diyelim ki Altan Akçakes Sağlık Bakanı. Sağlıkçı değil. Atandı geldi. Ama Sağlık Bakanı olarak Altan Akçakes'e Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Eczacılar Birliği'nin, Türk Sağlık Çalışanları Sendikalarının önerdiği kayıtsız koşulsuz yerine getirebilecekse sorun kalmaz. Sorun çıkarsa ne olur? Altan Akçakes derse ya kardeşim Tabipler Birliği böyle bir öneride getirdi. Ben de onların bilgi bilimsel yaklaşımlarına saygı duyduğum için uymak zorundayım. Hata yapan onlar. Siyaseten de zarar görmezsiniz. Yani biz diyalog kuramıyoruz. Türk toplumu olarak, hükümet idaresi olarak diyalog kurmaktan yoksunuz. Yine gelelim mesleğimize. Bu işin acı tarafını bilenler bizleriz. Şimdi siz deminden beri dinliyorsunuz. İnsan kafası karışıyor. Dostum, kafa karışmasa dediğim gibi izaha kafi bir cümle değil. İzaha kafi bir cümle değil. Hakikaten şunu söylüyorum. Şu arada lütfen buradan bu ekranlardan rica ediyorum, sesleniyorum. Ön muhasebede çalışanlara, yani şirketlerin ön muhasebelerinde çalışanlara, muhasebe bürolarında çalışanlara, muhasebe bürolarının sahiplerine iyi davranınız. İyi değiller. Ruhen sağlıkları bozulmuş durumda. Çünkü böyle bir işin altından kalkmak mümkün değil. Ben bir hafta hatırlarsınız endişe kapıldım. Ya şimdi her ayın belli günleri fatura kaçırdığımızı teslim etmek mümkünmüş biz muhasebecilerimize. Ya muhasebecim yok. Yeri kapalı. Gerçi. Biliyorum da hani belli bir noktaya kadar da onların çalışmaması gerektiği veya çalışmayabilecekleri de bildirdi. Doğru. Tereddüte düştüm sizi aradım. Doğru. Hatırladım. Abi dedim biz bu ay beyannameyi vermeyecek miyiz dedim. Yani insana hakkı da en mesele düşünüyorum. Şu anda mesela buraya gelirken bile tekrar muhasebeciğime baktım. Acaba çalışıyor mu diye kapısında zarfları gördüm. Evet. Daha gelmemiş dedim. Evet. Yani çok zor bir süreç yaşadım siz aradığında. Bir şey daha aktarayım. Hemen iyi hatırlattınız. Mesela ben bir 15 gün kapattım. Evet. Nisan başında bir 15 gün kapattım. Dezenfekte ettirdim büroyu. Benim çalışanlarımın sağlığı da önemli. Evet. Yani normal olmazsa bu işler yürümeyecek sonuçta. Onları yaptım ettim. Bu arada mesela bir şey daha çıktı. Bizim cebelleştiğimiz iki tane unsur var. Mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler, alınmayan mükellefler. Mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler bu bahsettiğimiz takvime göre uzatmalardan yararlanabiliyorlar. Ödemelerden şey yapıyorlar. Bir de kısa çalışma ödeneği dediğimiz kapanan iş yerleri dolayısıyla çalışanların ekonomik durumlarını desteklemek adına az da olsa bir destek sağlandı ama bu kısa çalışma ödeneği sanki maaşının tamamı veriliyormuş algısıyla yerleştirildi ama bayağı da düşük rakamlar çıktı karşımıza. Çok kısa bir özet geçeyim oradan. Kısa çalışma ödeneği Mart ayından önceki 12 ayın
Mart ayından önceki 12 ayın brüt ücretlerinin toplamının 12 aylık ortalaması alınarak bulunan bir rakamın 30'a bölünüp günlük ücret haline dönüşmesi ve bunun %60'ının alınmasıyla hesaplanıyor. Anladınız mı? Anladım. Tekrar. Havuz problemi gibi. Evet. Havuz problemi. Oo, sen ne diyorsun? Evet. Böyle bir şey dolayısıyla bir düşük yok. Şimdi brütün %60 olunca netin %80'ine denk çok gelmesi var. Gibi tabii, tabii. Bir aslında iyi bir bakış açısı yani iyiye gidiyor ama gitmiyor. Bir sürü sıkıntılar var. Devam edelim. Mücbir sebep kapsamına girer. Mesela bende oldu bir adi ortaklık niteliğinde fırıncı arkadaş. Hı. Valilikten ve gelir dersi başkanına telefonla görüşüyoruz. Talepte bulunduk. Bunlarından mükellefi haberi yok. Biz dilekçeyi yazıyoruz sistemden, internet üzerinden. Diyoruz ki altın akçe keseyi de alalım mücbir sebebe. O da yararlansın ödeme gecikmelerinden. Hı. Çünkü benim de yararlanmam lazım, ben de yararlanamıyorum. Benim 4 tane lokanta müşterim vardı diyelim, kapattı. 500 lira alıyorsam 2000 lira gitti aylık. Nasıl isteyeceksin adamdan parayı? Devlet kapattı lokantaları. Ben kapatmadım kahvehaneleri şöyle. Hı. Fırıncı için cebelleşiyoruz telefonda. Diyorum ki sevgili kardeşim, bu adam fırıncı. Bu adam lokantalara ekmek veriyor, veremiyor. Çünkü lokantalar kapalı. Bunu sen mücbir sebebi almak zorundasın. Lütfen rica ediyorum. Beni alma, onu al diyorum. Muhasebeci böyle bir fedakarlık mesleği. Bunu da altını çizerek, işte bu konuda alçak gönüllük yapma niyetim de yok. Bütün muhasebeci arkadaşlarım adına bunu söylüyorum. Muhasebecilik fedakarlık mesleği. Kendinden çok mükellefini düşünen, yasa karşısında onun en iyi korunmasını sağlayan meslek grubu. O nedenle sözümün sonuna geliyorum. Diyorum ki sonuç olarak başta sağlıkçılar, ikinci sırada eczacılarımız olmak üzere bu süreçte canını dişine takıp mücadele sürdüren ve güçlendiren yapının içinde biz de varız diyen bir meslek mensuplarıyız. Hani diyoruz ya alkışlanacak meslekler, fırıncı, polis, sağlık çalışanı, eczacı, muhasebecileri unutmayın. Eksik etmeyin. Bir de yani bu süreçte can kaybı da yaşadınız. Yaşadık. Değerli evet. Meslektaşlarınızı toplamak. Daha ne olacağını da bilmiyoruz. Aralarında gençler de var. Var. Şimdi bir de şu konuda da insanlara hatırlatmada bulunmanızda gerçekten fayda var. Hani fedakarlıktan bahsettik ya. Evet. Öyle bir riskli mesleğiniz var ki bildiğim kadarıyla yaptığınız bu çalışmalarda bir mükellefle ilgili onun beyannamelerini hazırladığınızda bir tarih yanlış yapsanız, bir rakam yanlış yapsanız, tutar yanlış yapsanız çok büyük bir miktarda ceza size de katlanarak geliyor. Doğru. Bununla ilgili örnekler yaşandı mı? Bölgemizde, ilçemizde, Türkiye'de? Mutlaka yaşanmıştır. Mutlaka yaşanmıştır. Bir de ayıp sayılır bunlar. Yani çok ifşa edilmez. Biz insanız. Yani robot değiliz ki. Eyvallah. Yani ayıp sayılır, söylenmez. Meslektaşım bazen utanç duyar, utanmaması gerektiği halde bu şeyden utanç duyar. Çünkü biz şöyle bir bakış açısına sahibiz. Karadeniz Ereğli'deki meslektaşlarımızı da ayırıyorum bu konuda. Gerçekten Türkiye çapında birbiriyle dayanışması en yüksek olan, birbiriyle iletişimi en yüksek olan meslek grubunu biz Ereğli'de ve Alaplı'da birlikte yaşadık. Hı. Bir WhatsApp grubumuz var. Gece gündüz birbirimizden bilgi alırız. Hı. Bunları değerlendiririz, yardım ederiz birbirimize. Hı. Ben bilmediğim bir şeyi o alandan sorarım, cevap gelir. Çok bu konuda dikkatli çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi bir de sigortamız var bizim. Yaptırıyoruz artık. Çaresiz kaldık. Çünkü bir beyanname pardon dediğiniz anda bir bilanço usulü mükellefin bir ayda 4 tane bir beyannamesi var. BABS formu. Hı. 2 tane form. Katma değer beyannamesi, muhtasar beyanname. 1.900 civarında bir tanesinin idari para cezası. 4 ile çarptığınız zaman 9 ne yapıyor? 4.36 7.600 lira. Evet. Ya tüh! Altancığım ben senin bu ayki beyanlarının hepsini unuttum. 7.600 lira. Hoş geldin. Çok yani bu mükellef Allah çok şükür. Bu ceza mükellefe yazılıyor ama şimdi senle karşı karşıyayız, yüz yüzeyiz. Sen bana ayda 500 lira veriyorsun ama ben senin her ay 7.600 liralık riskine ortakım. Var mı böyle bir ortak? Kötü bir ortak. Yani. Kar getirmeyecek bir ortak. Tabii. Ha bu arada mesela şöyle söyleyeyim. İşin gerçeği. Benim bir tane mükellefim, ismi lazım değil ama kendisi izin verirse söylerim. Çünkü bu tip şeyler çok ifşa edilmez.
çalışma sürecimizi gördü. Bana bir yıllık ücreti peşin gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Öyle diyor insanlar. Tabii canım, tabii. Yani miktarı hiç önemli değil. Hı-hı. Bakış açısı önemli. Benim için o gönderdiği para dünya bütçesinden büyük. Hı-hı. Türkiye değil. Dünyanın bütün varlığından çok daha büyük o para. 100 lira bile olsa onun totali benim için anlamlı. Çünkü mesleğe bakış açısı bize olan sevgisi ve saygısı. Kusura bakmayın, benim çene kaslarım kuvvetlidir. Kurban durmuyorum. Evet, sen dur diye durayım. Başkanım, ben zaten anlamam gereken sadece bir de son olarak şunu özellikle sormak isterim. Hani sizin burada yorumunuz benim nazarımda çok önemli. Vergi mükellefler açısından bizler bu pandemi sürecinde gerçekten kolaylık bulduk mu? Yani bunu yorum açısından size soruyorum. Yani şimdi devlet büyüklerine baktığınız zaman biz gerekenleri yaptık. Çünkü gerekenleri yaptık da acaba gerçek anlamda biz bu gerekenlerden avantaj kazanabiliyor muyuz? Yoksa bunun dezavantajı var mı? Mesela belki kötü bir benzetme olacak ama şu bizim malum sudaki %30'luk geçici indirimle aynı mı acaba bizim yaşadığımız durum? Yani evet. İlerleyen zamanlarda bu vergi mükellefiyeti olan insanlar daha büyük sıkıntılar yaşayabilir mi? Elbette. Çünkü zaten bir var olan bir ekonomik krizle beraber yola çıkmıştık. 2019'un başlarından itibaren yürüyen bir ekonomik krize yola çıktık. Onun da hafif hafif etkileri, hani böyle araba benzini bittikten sonra böyle bir zıplamaya başlar, son hamlelerini yapar. Oradayken bu sefer tüm dönemimize bir duvar çıktı. Covid duvarı çıktı. Şunu söyleyeyim, yani haksızlık etmeyelim bazı yerde. Demin söylediğimiz o yanlış iliklenen düğmeler var ya, birkaç tanesi yanlış iliklendi, sonra tekrar doğru. Yani gömleğin önünü kapattık, üşümedik. Ama yeterli değil, bazı açık yerler var. Çok kötü de değil, alınan tedbirler çok çok iyi de değil. İşte çok çok iyi olması lazım. Çünkü devletin vatandaşına karşı o devlet babalık tabiri içerisinde eşit yakınlıkta durması lazım. Örnek verelim. 1 milyon lira ya da 4 milyon lira bir yardımdan bahsediyor. Krediden bahsediyor. Her isteyene kredi. Yani hani sağlık sistemindeki kimliğini göster, tedavi ol gibi git bankaya kimliğini göster, kredi al gibi. Yok böyle bir şey. Ne istiyor biliyor musunuz? Vergi derse de sigortaya borcunuz yok yazısı. Sisteme girin. Sigorta ötelendi mi 10. aya? Borcun var mı? Tahakkuk etti. Etti. Borç geliyor. O zaman borcum var. Peki benim borcum yoksa ben niçin kredi talep edeyim? O da ayrı bir ders zaten. Anlatabildim mi? Problem burada. Ben borcu ödeyebilmişsem zaten kredi ihtiyacım yok. Yok. İşte o yanlış iliklenen düğmeler de bu ters iliklenen düğme bir de. Maalesef. Böyle bir şey var. Daha zor günler bekliyor. Hı-hı. Ama bütün güvencem, bütün inancım Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan Türk ulusunun birbirine olan sevgisi, saygısı, güveni, birlikteliği, tutunması bunu aşacak. İnşallah. İstanbul'da nasıl şey yapıldıysa, söylendi adını, o askıda fatura gibi, efendim Ankara'da yapılanlar gibi, bütün bunlarla bu işi aşarız biz. Aşarız. Zorlanır mıyız? Evet. Belki bizim kuşağımız zor günleri geçirdiği için şey yapabilir. Ben hep anlatırım, ayıp da değil söylerim. Ben kız ayakkabısıyla 29 Ekim bayramına çıktım. Yoktu. Paran olsa da yoktu. Dediler ki ya bu ayakkabıyı giyeceğim ya bayrama çıkmayacağım. Biz bunları yaşamış insanlarız. Dolayısıyla biz ekonomik krizi de böyle atlatırız. İnşallah. Evet. Ayakkabıdan bahsettiniz. Evet. Sizin nesliniz ekmeği karneyle alan bir nesil. Başka? Doğru. Yani para yok muydu? Vardı ama alacak şey yok. Yoktu. Yok. Fakir yani, ülkelerimiz belki de buydu. Basit bir şey söyleyeyim. Geçenlerde o da vefat etti cipurlardan bizim. Bizim mahallede evleri vardı. Rahmetli işte anneannemle annem filan. Akşamları ev oturmasına gidilirdi. Ben de çocukluğum o zaman. Bilgin abi, Bilgin cipur. Top yok. Futbol topu yok. Gazete kağıdını buruşturarak top yaptı. Veya çoraplarla yapmadı. Gazete kağıdı. Belki de üstüne çorap geçirdi. Hatırlamıyorum tam. Neyse evin içinde top oynuyoruz. Merdivenden bir inen bir şey koridoru var. O koridorda da bir lamba var. Tek lamba o yanıyor. Bütün odaları aydınlatıyor. Top oynarken çocuklar işte nasıl vurduysa gitti o lambaya vurdu. Ama bu yok piyasada. 2 hafta o ev karanlıkta kaldı.
Sene 60-60 biz o yıllardan bahsediyorum. Ve ben hep hala o evin oradan geçerken utanırım biliyor musun? Oylan Barkırız'a geliyor. Evet, 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 evet. Yani tabii bu güzel anlarla birlikte mesela başka bir şey söyleyeyim ben sana. Biraz şeyde konuyu da değiştirdik. Güzel olmuştu. Rahmetli Cami Şükrü vardı hatırlar mısın? Cami Şükrü. Şeyde Kalinaz'ın girişte de galiba onun dükkanı. Şimdi yine orada. Kalinaz'ın ekmeklerinin karşısında değil miydi? Karşıda yaşa doğru doğru. Oradaydı. Oradaydı evet. Onun karşısında da Kırtasiyeci Yakup abi vardı. Yakup abi vardı rahmetli. Evet. Onları da aralım yad edelim. Şimdi Şükrü amca beni her gördüğünü şöyle bir titrerdi. Ya derdim ben bu adamı korkutuyor muyum ne oluyor filan derken artık bir gün ama her seferinde bu oluyor. Netice dedim ki ya Şükrü amca dedim ya ben sana bir şey soracağım. Beni her gördüğünde böyle bir sıçrıyorsun, korkuyorsun. Nedir bu işin şeysi? Otur bakayım evladım dedim. Ben İstanbul'da dünyaya geliyorum. Babamın görev yeri Bandırma Hava Kuvvetleri'nde. Eriyle geleceğiz. Çok küçük herhalde işte 4-5 aylık yıl. Vapurla geliyoruz. Kaleş vapuruyla geliyoruz. Vapurların bir merdiveni ve merdivenin altında bir platform vardır. Bilir misin? Deniz çok yüksek, dalga var. Limana yanaşamıyor gemi. Açıktan bizi alacaklar. Gelen sandalda, karşılama sandalında da Şükrü amca var. Camcı Şükrü. Beni Lostrom'a kucağında Şükrü amcaya verecekken tam ciddi bir dalga geliyor. Beni havaya kaldırıyor. Eyvallah. Şükrü amca eliyle tutuyor beni. Ve beni her gördüğünde onu hatırlarmış. Yani işte bak yaşamın şeyleri, çizgileri, kırık çizgileri bunlar. Yani nerede kırıldı dediğin şey. Belki tutamasa yoktu. Sizin de başınıza dert değil. Sağ olun hocam. Evet. Kıymetli başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim süreç ne olur, neler yaşarız bilmiyorum. Evet. İşte biz buraya gelmeden yarın ve pazar günü sokağa çıkma sıraması vardı. Evet. Ofisler içeri girdik, kısıtlama kalktı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı kaldırdın demiş. Eyvallah. Öyle değilse kalmış. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha huzurlu günlerle beraber olursunuz. Olacağız, olacağız. İnşallah. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İnşallah. Dayanışmayı kaybetmeyeceğiz. Sevgimizi kaybetmeyeceğiz. Birbirimize olan güvenimizi kaybetmeyeceğiz. Esas önemli olan o. Şimdi korkunç tarafı şu. Herkes birbirinden mikropluymuş gibi kaçar bir hale geldi. Ve çok kötü bir durumdayız. Herkes birbirini böyle hasta niyetiyle bakıyor. O psikolojiyi bir atmanız ciddi bir travma yaşadık. Bu travma uzun süre sürecek. Gençler kötü durumda. Geçen o izinli oldukları gün baktım. Bir ağacın dibinde oturuyorlar çocuklar. Niye? AVM'ler serbest, sahil yasak çocuk. Sahil yasak. Yani işte o yanlış iliklenen düğmelerden bir tanesi de bu maalesef. Bu tabii bizim alanımızın dışında ama durum bu maalesef. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben sizin izninizle bütün muhasebeci dostlarımızı, emeklerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gerçekten zor işleriniz vardı. Sizin de her zaman yaptığınız sohbette bu gerçeğin altını çizersiniz. Kağıtlarla uğraşmak zaten virüs ve mikroplarla beraber yaşamaktır. Kardeşçe yaşamaktır. Valla bu kardeşlik içerisinde çok iyi davrandınız. Çok şükür. Çok dikkat ediyoruz. Yokluğunuzu göster misin Allah bize? Abi hiçbirimizin. Çok teşekkür ederim. Şöyle diyorum. Her canlının bir yeri var bu dünyada. Yine bugün yine çevre, dünya çevre günü. Ağacın, yaprağın, dalın. Her şeyin bir yeri var. Herkes yer yerinde duracak. Sonbaharda dökülsün yaprak ama baharında açsın kardeşim. İnşallah başkanım. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Değerli dostlarım bugün çizgi üstünde çok değerli bir büyüğümüzü, sevgili Emin Seni Özkök abimizi ziyaret ettik. Ve bu ziyarette de özellikle muhasebeci dostlarımızın yaşamak zorunda kaldıkları sıkıntıları onlardan duyma şansımız olduğu gibi aynı zamanda da bilmek istediğimiz, öğrenmek istediğimiz konularda gönlümüzden geçen soruları kendisine yönetme imkanı bulduk. Ayırdığınız vakit için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda inşallah sağlık ve sağlık içerisinde bir arada oluruz. Hoşçakalın.